baş ağrısı, görme kaybı, bulantı yani migren belirtileri kalpte bir delik olduğunun habercisi olabilir. Auralı migreni olan her iki kişiden birinde kalp deliği var ve bu tedavi edilmezse felce neden olabiliyor. Gözlerimde bulanıklık, mide bulantısı, kusma, güçsüzlük, baş ağrısı, bu tür şikayetlerin başladı. Lohusalık, depresyon diyerek teşhis konuldu ve psikiyatri ilaçları verildi. Şeker tedavisi de görülmeye başladı ve bu süreç 14 yıl devam etti. Sonay Ceylan doğum yaptıktan sonra başlayan şikayetleri nedeniyle doktor doktor dolaştı. Migreni ve kalbinde delik olduğu ancak 14 yıl sonra anlaşıldı. Sonay Ceylan'ın iyileşmesinden umudu kestiği hastalığı basit bir kan sulandırıcıyla kontrol altına alındı. Türkiye'de her 4 kadından ve her 6 erkekten birinde migren görülüyor. Migren türlerinden biri de auralı migren. Gözünde ışık çakması, bulanık görme, görememe gibi şikayetlerle başlıyor ve arkasından ağrıyla devam ediyor. 50 kadından birinde auralı migren var. Kalpte PFO dediğimiz bir delik. Toplumda genellikle %20-25 sıklıkta görülüyor aslında. Fakat auralı migrenlilerde bu kalp deliğinin oranı %50-55. Yani iki auralı migrenin birinde kalp deliği var. Çiğdem Gülnaz da görme kaybıyla doktora gitti. İncelemeler sonunda kalbinde delik olduğu ortaya çıktı. Hiç bağdaştıramayacağımız bir konu. Yani ne kadar düşünsem de aklıma böyle bir şey gelmezdi benim. Yani görme kaybı, baş ağrısı, kalp deliği. Çiğdem Gülnaz ilaçla değil, ameliyatla tedavi edildi. Ağrıları tamamen ortadan kalktı. Uzmanlar auralı migreni olan hastaların kalbini de kontrol ettirmesini öneriyor. Hastaların bir kısmında kalpteki delik beyne küçük pıhtılar atma riskine sahip olduğu için ilerleyen dönemde hastada felç olma riski taşıyacak. Ultrasonla beyin damarları inceleniyor ve beyne pıhtı atma riski ölçülüyor. Akşam haber.